sana aşığım ben. Benimle çıkar mısın mı diyeyim ya. Tartışma sırasında birisine küfür etmem. Ya ben sinirlendiğim zaman sinirden edilen küfürler bunlar. Birileriyle yarışmayı da seven bir adam değilim. Ben her zaman kendimle yarışan bir atım. Övdüm, sövdüm mü anlayamadım ama. Çocuğu aldım böyle, yatırdım yere. Tam böyle bir tane vuracağım. Beresini çıkardı, saçlarını savurdu. Kızım ben abi, vurma bana dedi. Bütün kızgınlığım da aslında bundan dolayı. Yani ben hiçbir zaman bu noktaya gelmek istemedim kimseyle. Bir derdim var artık. Tutamam içimde, gitsem nereye kadar? Beni eleştir, eleştiriyi kabul etmiyor. Öyle bir şey değil abi bu. Yani ben bunu tahammül edemiyorum. Niye tahammül edemiyorum? Niye kızıyorum şu an biliyor musun? Bir şey deniyorum ben ve denediğim şeye biraz saygılı olun. Ve deyin ki, abi deniyor adam. Sen nasıl hissediyorsun şimdi burada? Ben iyiyim şu an. Gayet iyiyim. Tamam, hani divanın karşımdasın. Evet. Şöyle yayılayım ben. Yayıl. Güzel, iyi hissediyorum. Gitmiş miydin terapiye daha önce hiç? İki kere gittim. Evet, bir kere çocukken gitmiştim. Bir kere de sanırım bir 8-9 yıl önce falan gittim. Genel olarak nasıl hissetmiştin gittiğini? İyi hissettim. Ben seviyorum. Psikolojiye de zaten çok merakım var. Bunun böyle çok olması gereken, spora nasıl gidiyorsam aslında bir terapiye de gidilmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. Ama bunu tabii ki insan bir yandan da özeli olduğu için de herkese böyle acaba güvenebilir miyim, güvenemez miyim, her şeyimi anlatabilir miyim, anlatamaz mıyım gibi bir tribe giriyor. Ben sadece birazcık daha otokontrolü fazla olan bir adam olduğum için, belki daha algım da yüksek olduğu için birazcık daha kendimi iyileştirebiliyorum çoğu zaman ama yine de ulaşamadığın noktalar oluyor tabii. Utangaç mısındır Gökhan sen? Biraz. Nerelerde, nasıl çıkar mesela o? Yani şöyle, aslında utangaçlık, ben müzikle birazcık yendim bu mevzuyu. Onun öncesinde gerçekten böyle insan gördüğüm zaman çok böyle hani başım önde. Hani bir mesela küçükken hatta apartmanda işte abilerim, ablalarım, amcalarım, neyselerim, neyse. Onlar mesela bana hep böyle görüyor bizi, işte ne bir günaydın diyor ne bir şey diyor falan gibi mesela şikayetleri olurdu. Hani saygısızlıktan bir şeyden değildi o benim için mesela. O bir utangaçlıktı yani, desem mi demesem mi. Ama bunu dediğim gibi müzik girince işin içine, sosyal olunca, insanlara kendini bir şekilde kanıtlayabildiğin zaman, bir yeteneğin olduğunu fark edip karşındaki de seni bu yeteneğinden dolayı takdir ettiği ve saygı duyduğu zaman o sana bir motive sağlıyor tabii, motivasyon sağlıyor ve bunun sayesinde de insanlarla daha çok ilişki kurabiliyorsun noktasına geldi. Zaten sahneye çıkmak da benim için inanılmaz bir, yani bunu da hep söylemişimdir, çok büyük çılgınlıktır yani. Hani o kadar kişinin karşısına şarkı söyleyebilmek benim için çok kolay bir şey değildi aslında ama bu bir şekilde oldu. Mesela ön taraftaki adamlar, kadınlar gözlerini dikmişler, bakıyorlar sen şarkı söylerken. Ne yapıyorsun mesela orada? Yani onları zaten görmüyorum. Yani görmüyorum derken şöyle, şimdi çok mesela göz teması kurabilen bir adam değilim ben genel olarak. O yüzden de çok fazla insanlar mesela bir star gibi herkese bakıp da öpücük yollayıp da göz kırpıp da falan öyle bir adam hiçbir zaman olamadım zaten. Gözümün önüne geldi. Yani o olması gerekendir, olmaması gerekendir, neyse nedir. Ama bunu olması gereken diye söyleyen çok insan var ama ben de öyle değilim. Yani yapamam onu, çok fazla yapamıyorum. Ben kendi alanımın içerisinde kendimi kapatıp orada olan her şeyi de farkına varan bir adamım. Yani hani ben sahne aldığım yerde bir yerde bir kavga çıksın, o kavganın neden çıktığını anlatırım sana mesela konser sonrası. Herkes mevzuyu çözmeye çalışır. Ben o ona bir şey dedi, o oradan geldi, onun yanına geldi. Ondan dolayı böyle oldu falan diye anlatırım. Yani görmez benim gördüğüm onu ama ben görürüm gibi bir durum var. Bir de bende şeyi de var mesela. Yani birisi bana böyle gözünü dikip baktığı zaman da çok rahatsız oluyorum mesela. Ünlü olduğum için tabii ki birisi beni baktığı zaman, gördüğü zaman tabii ki öyle bir bakma durumu oluyor. Böyle hatta falan, yani onu görüyorum ben zaten mesela. Benim mesela aslında çok hoşuma giden bir şey değil ama yani yapacak bir şey yok. Adam beni tanıdı ve bakıyor yani. Hani ben kendime yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapmadığım için ben de kimseye mesela göz dikip bakmam. Çok güzel bir kız gördüğüm zaman da o kıza böyle dikip bakmam gözümü. Yani hani rahatsız olur bilmem ne falan filan deyip böyle bir durum her zaman olur. Ya da başka bir şey, çok acayip bir şey gördüğüm zaman da böyle çaktırmadan bakmaya çalışırım falan. Yani bu benim hani bakış dikme, göz dikme mevzusu hep böyle bir, o bende bir rahatsızlık yaratan bir şeydir. Bir dönüm noktası söyler misin bana? Hayatımın dönüm noktası şöyle bir zamandı diye. Yani şöyle, gitar çalmaya başlamam bence hayatımın en büyük dönüm noktası. Çünkü dediğim gibi o zamana kadar ne yapacağımı pek bilmeyen bir adamdım ben. Yani aslında bu çok küçük bir yaş, 14 yaş, 13-14.
Ama ben erken olgunlaşan ya da erken olgunlaşmayı tercih eden bir adam olduğum için 13-14 yaşında bile yani düşünen bir adamdım yani. Ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl yapacağım, nasıl bir hayatım olacak? Hep merak içindeydim yani. Hani 10 yıl sonra nerede olacağım, 20 yıl sonra nerede? Şu anda öyleyim yani. Ben hep onu hep öyle yaşayan bir adamdım. Ben bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Hayatımı değiştiren şarkı dediğimiz de aslında çok kritik bir anında hayatının sana eşlik etmiş, söylediğin, dinlediğin ya da iyi anlatan bir şarkı. Hem anıyı hem şarkıyı merak ediyorum. Benim aslında film çok etkiliyor. İzlediğim filmin etkisinde böyle 4-5 gün kalabiliyorum yani. Filmden dolayı içerisindeki müzik beni inanılmaz içine alan bir durum oluyor. Mustafa Hakkında Her Şey filminin içerisindeki Bir Derdim Var. O film sayesinde o şarkı benim çok böyle dertli, çok, çok sıkıntılı ve herkesin sanki beni idare ettiği, saçma alınganlıklarımın olduğu böyle anlamsız bir zaman yaşıyordum. Tam da o döneme denk gelmişti. Ne zaten demek idare etmek derken? Şöyle bir şey, filmin içerisinde şöyle bir sahne vardı. Fikret Kuşkan'ın "Beni hep idare ettiniz, hep idare edildim ben, sıkıldım artık idare edilmekten" gibi bir lafı vardı orada. Ya bu kötü bir his bence zaten. Yani hani insanın bütün hayatı içerisindeki varlığının her şeyini alan bir şey. Yani abi boş verin. Yani öyle bir şey demeyin abi. Yani bu çok kötü bir şey bence. Seni o dönem kimler idare ediyor? Bilmiyorum. Yani o belki de ben içimde öyle bir şey düşünmüşüm. Belki de o laf bana acayip koydu yani. Hani koyduğu için de o şarkının içerisindeki o Bir Derdim Var'ı da hani filmin sonunda dinleyip bir de başka bir versiyonu vardı filmin sonunda, o Bir Derdim Var'ın 9 dakikalık bir versiyonu vardı sanırım. Daha slow, daha böyle soft bir versiyonuydu. O çok etkilemişti beni, lafları çok etkilemişti şarkının içindeki. Şarkı çok iyi bir şarkı zaten. Gökhan, şey isteyeceğim o zaman. Gözlerini kapat. Bir şarkıyı söyle, kendine söyle ama aslında bize değil, kimseye değil. Belki filmin sahneleri, belki senin hayatının o dönemki sahneleri bir gelsin. Bir bakalım neler hissettiriyor. Bu şarkıyı mı? Bu şarkıyı. Bir derdim var artık, tutamam içimde, gitsem nereye kadar, kalsam neye yarar, hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Her şey neden düşman? Herkes neden düşman? Unuttuk hepsini, Nuh'un nefesini. Gelme yanıma sen, başkasın ben başka. Sinem var mıydı o zamanlar? Yani Sinem hep vardı biliyorum ama hayatında var mıydı o dönem? Sinem o dönem hayatımda yoktu. Yani görüşmüyorduk çok sık. Aslında senin lise arkadaşın, şimdiki eşin ve çok uzun yıllar aslında birbiriyle arkadaş olan iki kişisiniz. Hani bir yandan da. Bir yandan yakın arkadaşmışsınız ama aslında sen Sinem'e o dönemde içten içe aşıkmışsın. Evet, evet. Hatta ablana "Sinem hayatımın kadını" demişsin gittiğinde. Aynen. Nasıldı hem hissetmek hem susmak? İşte susmak en iyi yaptığım şey ya benim zaten. O yüzden hani benim için çok... bizim çok yakın bir dostluğumuz vardı Sinem'le. Sıra arkadaşıydık yani. Bir erkekle bir kızın sıra arkadaşı olması çok... Bilmiyorum ama o dönemde çok böyle bir dostluk diye bir şey, yani biz zaten çok yakın dostuz dediğim zaman herkes bize "hadi lan oradan" falan diyordu yani. Çok basit bir şey bu. Şu anda olsa şu anda olur. İçten içe aşıktım ama yani Sinem'in bir ilişkisi olduğunda ben onu ayırmaya çalışmıyordum. Yani hani öyle bir psikopat bir aşıklığım yoktu. Ben onu çok seviyordum yani. Yani o aşk başka bir aşk yani. Hani onu tarif edebileceğim bir şey değil. Saygı duyduğum, sevdiğim, kolladığım bir kadındı Sinem. Şimdi biz işte ders aralarında birbirimize yazılar yazardık, sıkıldığımızı anlatırdık. Sonra bu kağıt parçaları defterlere dönüştü. Defterlerde o hafta sonu, bir hafta sonra o defter onda kalıyordu. O ne yani bizim günlüğümüz vardı aslında. İki kişinin bir günlüğü vardı ve o günlüğü iki kişi okuyordu gibi düşün. Yani her şeyimizi biliyorduk o dönem o yüzden. Şimdi ben bunu kalkıp da bu kadar güzel bir şeyi kalkıp da sonuçta ben bir erkeğim, çocuğum. Yani gencim yani.
Şimdi karşındaki bu kadar iyi anlaştığın bir kadınla ilgili ister istemez bir sürü şey düşünüyorsun yani. Karşılığında olumsuz cevap alma durumun var. Bir sürü neden bunlar. Olumlu cevap aldıktan sonra çok güzel bir ilişki yaşadın. Bitecek bu abi. Bitmeyecek mi? Yani hadi bitmedi. Gitti 30 yıl, 20 yıl. Şimdi ben o ilişkiden çok hayır görmüyorum öyle ilişkilerde. O yüzden de ben şimdi 20 yıl sonra, yani 20 yıl gidecek bir ilişkinin de bir hayır olmadığı için abi bu böyle çok güzel zaten. Yani daha ötesi olmayacak zaten bunun. Gerek yok dedim yani. Niye açıklayayım ki ben sana aşığım ben. Benimle çıkar mısın mı diyeyim yani. Bu kadar yani iğrenç bir cümleyi ben bu kadar güzel bir dostluğun üzerine nasıl kurarım diye düşündüm. Ve yapmadım. 17 yıl boyunca da söylemedim yani ben bunu. Onun üzerine başka bir dostluğumuz gelişti zaten. O dostluğun içerisinde böyle bir şey, ben sana aşıktım biliyor musun falan demem de çok böyle yavşakça olurdu açıkçası. Bir şey olacaksa olur abi. Yani sen istediğin kadar uğraş, olmaz. Hiç uğraşma, olacağı varsa olur. Yani ben hayatımı hep böyle yaşadım. Bir hafıza testi yapalım beraber. Her cevap için bir 5-10 saniyen var çünkü ilk aklına gelmesi önemli aslında doğru cevabın. Tamam. Hayatının farklı dönemlerinden cevapları bence çok zor olmayan 10 tane soru soracağım sana. Hemen cevap vermeni isteyeceğim. Çocukken yazlığınız neredeydi? Şile. İlkokul 1. sınıf sıra arkadaşının adı soyadı? Adnan olabilir. Soyadını hatırlayamıyorum. Lise matematik öğretmeninin ismi? Lise matematik... Ya ben isim, çok isim özürlüyüm yani hiç. Gitarla ilk söylediğin şarkının adı? Dağlar Dağlar. 16 yaşında ilk yaptığın bestenin adı? Bırakma Beni. İnternet dünyasında senin döneminde 3 tane şarkı birlikte patladı. Biri Büyük insandı, diğer ikisi hangisiydi? Hayalet Sevgilim vardı, bir de Grup 84'ün Ölürüm Hasretin vardı. Yan Sen klibinde oturduğun koltuğun rengi? Eyvah, yeşil miydi? Yok. Taba mı? Kırmızıydı. Kırmızı mıydı ya? Biraz Ayrılık albümünün 7 numaralı şarkısının ismi? Ağır ağır. Altı mı ayıbettin? Öyle bir şeydi galiba. Senden Yana şarkısının son cümlesi? Yarın yine bakacağız. Dengemize mi? 17 yıl sonra sinema ilk kez ilanı aşk ettiğin tarih? 7 Şubat gecesi 2014. Gökhan demişsin ki maskülen biri değilim. Belki bir ablayla beraber yetişmenin aynen getirisi bir taraftan da. Kibar biri misin sen? Kibar olduğumu düşünüyorum. Çok sinirlendiğin zaman mesela çok küfür eden bir adam mısındır sen? Ederim yani böyle aşırı yani çok yaratıcı küfürlerim yok. Ne var mesela? Yani a**ayım derim herhalde en şeyin yani lafların sonuna koyarım ya da işte derim işte yani işte a**ba falan filan giderim. Neye sinirlendiğime göre de değişir. Tartışma sırasında birisine küfür etmem. Ya ben sinirlendiğim zaman sinirden edilen küfürler bunlar. Bu bölümde bana gözümün içine baka baka aynı hikayeyi bir doğru versiyonuyla bir de yalan versiyonuyla iki ayrı hikaye yazarak anlatmanı isteyeceğim. Hayatından bir an, bir durum, bir şarkının yazılış hikayesi. Hangi konuda daha rahat yalan söyleyebileceksin? İlk versiyonu anlatayım. O dönemki kız arkadaşımla işte evdeyiz. Onu işte Bostancı'daki tren istasyonuna bırakacağım. Böyle biz biraz tartıştık falan filan. Gelmek üzereyiz, tren istasyonuna gelmek üzereyiz. Hiç konuşulmuyor ama yani. Hani bayağı bir tartışılmış bir durum var falan. Önden gidiyor. Önden giderken bir tane çocuk ona böyle bir baktı süzdü. Hani deminki şeye de örnek olarak söyleyeyim hani öfke yani ne zaman sinirlenirsin falan. Ben de zaten böyle tepem atık yani hani şeyim. Çocuğa böyle bakan çocuğa gittim. Böyle aldım çocuğu işte. Böyle sallamaya çalışacağım falan filan. Bu döndü bıçak çekti falan. Saplayacak tuttum falan böyle işte birazcık döndürdüm falan filan. Yatırdım yere arkasını tuttum bıçağı çektim. Küfrettim falan çocuğa. Sonra da attım çocuğu kaçtı zaten. İkinci versiyonu anlatayım. Tartıştık. Böyle bir nane limon aramız. Evden çıktık, tren istasyonuna bırakacağım onu. O önden yürüyor bavulla falan, ben arkadan yürüyorum falan filan. Böyle tripteyim falan, o da tripte. İşte hiç konuşmuyoruz falan filan. İşte bir uzun bir yol var zaten işte üst Bostancı'dan alt Bostancı'ya. Bir tane çocuk böyle bir süzdü müzdü, o yavrum falan filan böyle arkasından böyle kabadayı yürüdü.
Çocuğu aldım böyle, yatırdım yere. Tam böyle bir tane vuracağım. Çocuk beresini çıkardı, saçlarını savurdu. Kızım ben abi, vurma bana dedi. Ben de ya nasıl ya, manyak mısın sen falan yaptım böyle. Ya abi vurma işte bilmem ne, yani niye böyle bir şey yapıyorsun falan dedim. İşte okuldaki dedi tiyatro dedi şeyimi hazırlanıyorum dedi, bana dedi bir oyun verdiler dedi. İşte oradaki dedi erkek rolü dedi bir tane pis bir herif oynuyor, açıklamalar yaptı falan filan. Lan git işine falan yaptım böyle, gönderdim çocuğu. Güzelmiş. Güzelmiş. En son ne zaman Gökhan böyle hüngür hüngür ağladın? Hüngür hüngür mü? Hı hı. Bir buçuk hafta o falan oldu herhalde. Bir şeyleri böyle düzene sokmak hastalığı var böyle. Yani bir şeyler artık otursun, bir şeyleri netleştireyim. İşte kafamda netleşsin, orada netleşsin, burada netleşsin. Yetememe falan, yetemiyor muyum acaba falanlar filanlar. Boş mu yaşıyorumlar oluyor. Tembel miyimler falan. Hiçbir şey yapmıyorum aslındalar falan. Öyle kelimeler, cümleler uçuşuyor böyle arada bana geliyorlar. Yine onlardan birinde böyle Sinem'le dertleşirken falan bir böyle bir bıraktım kendimi. Buradaki hayvanlardan hangisi en çok seni temsil ediyor? Yani at diyeceğim. Hı hı. Aynen. Şöyle sana vereyim. Biraz sonra cümleye ben bir atım diye başlamanı isteyeceğim Gökhan. ve bize bu hayatta nasıl bir at olduğunu biraz anlatmanı isteyeceğim. Aklına gelen her şeyi kabulümüz. Ben şöyle bir atım. Bir kere sahibinin sağladığı bir şey genel olarak güzellik. Ama genel olarak at güzel bir hayvan. Bende de bir güzel olma çabası her zaman vardır. Yani kılığıma, kıyafetime özen gösteren, her zaman şık olmak, her zaman güzel gözükmek, her zaman cazibeli ve dikkat çeken biri olarak, yani dikkat çeken demeyeyim de şık olmayı tercih eden bir adam olduğum için sahibine sadık bir atım. Hep yani önde gitmeyi isteyen bir durumum olabilir. Yani kazanmayı tercih eder ama bu kazanma hiçbir zaman hırsa bağlı bir durumum olmaz. Kazanmazsam da bir sonraki atıyorum yarış atıysam eğer, bir sonraki yarışta daha iyi bir performans sergilemeyi tercih ederek bu hayatıma devam ederim. Hipodromda bir at mısın sen? Bir çiftlikte bir at mısın? Yoksa insanların ulaşamayacağı? Bence bir çiftlikte bir atım. Çok böyle zaten yarışmayı seven bir adam değilim açıkçası. Yani sadece aklıma o geldi diye söyledim. Ben her zaman kendimle yarışan bir atım açıkçası. O yüzden de benim bulunduğum ev, bulunduğum yer, bulunduğum çiftlik, sahibim, bana ilgi göstermesi, beni seviyor olması, bana değer veriyor olması, evimin temiz olması, o huzuru yeteri kadar bana sağlayan bir şey. Hayatımın geri kalanını sırf o huzur içerisinde geçirebilirim yani. Çok öfkelendiğim birini hatırlamanı isteyeceğim senden. Hı hı. Yakın zamandan olabilir, geçmişten olabilir. Birazdan yine gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Hı hı. O kişinin şu kapıdan içeriye girdiğini ve senin yanına geldiğini hayal etmeni isteyeceğim. İlk aklına gelenleri söylemeni isteyeceğim ona. Okey. Nankörlük çok sevdiğim bir şey değil. Yani ben sana çok şey kazandırdığımı, çok şey vermeye çalıştığımı, dost olarak da, iş olarak da, ilişkimizin bittiği gün zaten bunları anlatmaya çalışmıştım aslında. Anlaman çok zordu ama hani bunu anlayamamanı bile anladığımı göstererek sana aslında birazcık daha mevzunun sadece dostluğumuzla alakalı olmadığını, başka şeylerin olduğunu anlatmaya çalıştığımdan da ötürü bunun böyle olacağını biliyordum aslında ama maalesef ego, kibir, hırs çok fazla olduğu için sende, ben de onların çok yeterli kadar olmadığından dolayı anlaşamadığımızı düşünüyorum. Çok kızgınım, çok yani çok kızgınlık bana göre de bir şey değil aslında. Ben şu an mesela belki de gerçekten içeriye girse belki de kötü olabilirim. Bu ona verdiğim değerle alakalı olabilir. Genel olarak böyle bir şeyin içinde olmak istemediğim için olabilir. Çünkü yani küskünlük, kızgınlık, kavga etmek falan çok bana göre olan şeyler değil. Bütün kızgınlığım da aslında bundan dolayı. Yani ben hiçbir zaman bu noktaya gelmek istemedim kimseyle. Hayatımda zaten bir tek insan var. Onunla öyle oldum. O da zaten şu an böyle
küslük de değil ama dargınlık falan boyutunda, ama gerçekten çok kızdığım, çok öfkelendiğim, çok küfür ettiğim sana. Şu an üzüllenmemin sebebi tamamen gerçekten neden, yani neden, yani niye, yani hani bu kadar güzel giden bir arkadaşlığı, bu kadar güzel giden bir dostluğu neden bir insan bu noktaya getirsin ki, nedeni bu yani. Sadece bu mevzu beni hayatımdan birkaç yıl çaldı yani. Ben bunun üzerine çok şey oldum, güven sorunu yaşadım. Çok salak salak haller içine girdim. Belki birkaç arkadaşımı bunun yüzünden üzdüm. Falan filan. O yüzden yani ben kimseyi affetmeyeceğim ya da kimseyi seni affettim diyebilen bir adam değilim. Şu an çok nötrüm yani. Bu. Gökhan, her öfkenin altında mutlaka üzüntü çıkıyor aslında galiba, değil mi? Hani öfke direkt çıkarttığımız bir duygu ama bir yandan şey, hani gerçekten söylüyorum bunu, altta bir hayal kırıklığı, bir üzüntü. Ya evet, kesinlikle hayal kırıklığı. Başka bir şey değil. Yani acıyorsun. Yazık diyorsun ya. Yani hani kendi sana da yazık, bana da yazık, yaşadığımız şeylere de yazık. Yani çünkü gereksiz, çok anlamsız bir şey yani çünkü. Gerçekten aslında bu programda da, burada da yanımdayken de böyle yorumları ilk okuduğun zaman ne hissettiğini de merak ederek soracağım bunu. Üç ayrı yorum okuyacağım hakkında yapılmış, kısaltarak. Hakikaten kendi kendine okurmuş gibi sadece birkaç cümleyle cevap vermeni isteyeceğim bu bölümde. Birincisi geliyor. Medyaya yansıttığı haliyle gerçek versiyonu arasında dağlar kadar fark olan tip, yüz yüzeyken enerjisi bildiğin soğuk ve bakışta bile karşısındaki insanı aşağılamaya çalışır gibi bir havası var. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen birisine puflayan bir sanatçı. İşte Türkiye'de bu kadar oluyor bu işler. Nerede, ne zaman, nasıl görüştüğümüzü sormak isterim. Doğrudur. O an puflamış olabilirim. O an canım sıkkın olmuş olabilir. Ama maalesef, yani son cümlesine katılıyorum. Maalesef Türkiye'de böyle oluyor bu işler. Çünkü niye? Ön yargımız. Hiçbir şey, alt metni ya da işte geride olanı bilmeden bize robot olarak yaklaşmanız zaten bu Türkiye'de gerçekten bu işlerin olmadığını gösteriyor. Pufladığım için özür dileyebilirim ama sizin ön yargınız için yani kimden özür dileyeceğimi bilmiyorum. Mıy mıy mıy. Kardeş, bizatihi sen kendi sesine nasıl katlanıyorsun, ben bunu merak ediyorum. Allah aşkına müzikle uğraşma ya da hobi mahiyetinde uğraş kendi evinde. Senin tercihin yani, hani senin zaten dinlemek istemiyorsan, sevmiyorsan dinlemezsin. Bu kadar basit. Ben de sevmediğim kişileri, yani sesini sevmediğim zaman dinlemiyorum ama gidip de ne kadar kötü bir sesin var abi, sen nasıl bu sesle şarkı ya da nasıl katlanıyorsun kendine demiyorum. Ben kendime göre iyi bir şarkıcı olduğumu, iyi bir yorumcu olduğumu, şarkılara güzel hayat verdiğim, can verdiğimi düşünüyorum. Sen böyle düşünmüyorsan bu senin takdirin. Yapacak bir şey yok. Ondan daha fazlasını beklerdim açıkçası. Son zamanlarda batı tarzına fazla adapte oldu. Enstrümanlar, müzik tarzı falan. Ama ne bileyim, ben daha çok eski tadında paylaşımlar istiyorum şahsım adına. Çok güzel ses ve yetenek ama ne bileyim, enstrümanlar ön plana çekilmiş son birkaç şarkıdır. Biz seni duymak istiyoruz. Enstrümanları değil, sen tek gitarla bile ağlatırsın dinleyeni. Sen yeter ki iste. Övdüm, sövdüm mü anlayamadım ama enstrümantal bir albüm yapmayı düşünüyorum açıkçası. ileride. Orada daha büyük bir küfür yiyeceğimi düşünebilirim aslında ondan. Ya bir gün şunu yapmak istiyorum gerçekten. Mesela yeni şarkıları çaldım, çaldım, çaldım. Mesela Büyük insan çaldım ya, bitti. Hiçbir şey demeden yine Büyük insan çalacağım mesela. Bitti ya, bir daha Büyük insan çalacağım. Sonra mesela konser bitimine göre doğru, mesela çaldığım o eski şarkıları bir tane daha çalacağım. Sonra aynısını bir daha çalacağım, aynısını bir daha çalacağım. Ve hiçbir şey demeden de gideceğim mesela. Diyecekler ki, ne yaptı lan bu herif? Ya bu bir eleştiri değil çünkü, bu bir temenni. Bu bir temenni ise o zaman bu şarkılar zaten var orada abi, gittiğinde. Ya benim iyiliğim için mi söylüyorsun mesela bunu? Ben benim iyiliğim için söylediğini düşünmüyorum mesela. Yani burada belli ki ya dikkat çekme çabası var, ya kendini bir şey olarak gösterme çabası var, ya da yakın geçmişte yaşamış, yenilikçiliğe hiçbir zaman hiçbir şey açık olmayan bir adam görüyorum mesela ben burada. Yani ben bunu tahammül edemiyorum. Niye tahammül edemiyorum? Niye kızıyorum şu an biliyor musun? Bu şeyden değil. Beni eleştiriyi kabul etmiyor. Öyle bir şey değil abi bu. Ama bu bir eleştiri değil. Yani bunu niye üzülüyorum biliyor musun? Böyle yaşadığı için üzülüyorum o adamı. Çünkü yaşamıyor. Çünkü orada kalmış bir adam yaşıyor demek değildir.
2003'te kalmış bir adam yaşıyor demek değildir. 2017'de kalmış bir adam yaşıyor demek değildir abi. Ben arkama bakmıyorum hiçbir zaman. Ya bırakın abi, geçti o işler. Bir şey deniyorum ben ve denediğim şeye biraz saygılı olun. Ve deyin ki, abi deniyor adam. Bırakın abi denesin, herkes denesin. Benim denememe sen kızıyorsan, sen hiç bok yapmıyorsan bana ne abi, ben ne yapayım yani? Şimdi ben senden bambaşka bir şey denemeni isteyeceğim. Madem denemek, biraz da hani hakikaten sakinleşelim diye. Bu son bölümün programın. Detone olmanı isteyeceğim. Bu kadar yıldır canlı performans programlarında bir şekilde görüyorum, izliyorum. En büyük kabuslardan bir tanesi. Onları bir temizleyelim, onları bir toparlayalım ya da sahnede de öyle. Bile isteye detone olmak bir şarkıcı için zor olsa gerek ama dene. İlk defa diyeceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. O zaman bir giriş yapayım da. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Çıkamadım bile sesi.